Merhaba Sevde. Merhaba. Bugünkü konumuz değersizlik hissi. Değersizlik hissi deyince daha önce değerler videomuzu çektik ve bununla ilgili de baktığım zaman çok çok önemli detaylar var. Bugün değersizlik noktasına geliyorsak, insanlar üzerinde değersiz hissetme üzerinden bahsediyorsak gerçekten konuşacağımız çok önemli noktalar var diyebiliriz. Çünkü değersizlik hissi baktığınız zaman doğuştan gelmez. Bizim çok yakın çevremizden, değer verdiğimiz ailemizden, akrabalarımızdan ve onların bize davranış şekillerinden oluşur diyebiliriz. Yani bu değersizlik hissi doğuştan değilse o zaman değiştirilebilir. Peki bu değersizlik hissini birazcık teşhis etmeye çalışalım. Yani bu his nasıl bizde oluşuyor ve nasıl duygular yaratıyor? İnsanlar sosyal çevrelerinde ve ilişkilerinde bazı duygular yaşıyorlar. Çünkü içlerinde iki karakter ve yüzlerinde iki maske var. Bu karakterden bir tanesi var olan ben. Diğeri de olması gereken ideal ben. Çünkü değersizlik hissi dediğimiz zaman çok yoğun bir sevgisizlikle karşı karşıyayız. Değersizlik duygusu yaşayan kişi çoğu zaman bu duygunun altında yetersizlik duygusunun ve hissinin yattığını bilmez. Yetersizlik hissediyorum çünkü onu tetikleyen, içinde kargaşaya, kaosa sürükleyen, durmadan konuşan ve eleştiren biri var. İnsanlarla karşılaştığı zaman diyaloglarını hep şu şekilde başlar. Ben mi iyiyim, o mu iyi? Ya da bu rekabet şuna dönüşür. O her zaman daha iyi ve ben onun gibi olmalıyım. Bunu tetikleyen düşünceler neler? Onu mesela ailesiyle, yakın akrabalarıyla ya da yakın arkadaşlarıyla gördüğünüz zaman o hemen fabrika ayarlarına döner. Çünkü bu çevreye aslında çok önem vermez. Bu çevre ona onun iyi olmayan özelliklerini hatırlatır ve onların yanında kendisini kasmak istemez. Doğal davranır. Ama değerli gördüğü insan her zaman uzak olan, insanları eleştiren, yukarıdan bakan insandır. Onlara erişmek ve onlardan istediği kabulü almak için tavizler verir ve onlara itaat eder. Şimdi aradaki farkı anlayalım. Gözümüzün önüne böyle ilişkilerimizi getirelim. Mesela partnerimiz bize der ki bazı insanlar, beni niye bu kadar seviyorsun? Bu sorunun sebebi şudur. Ben sevilmeye bu kadar değecek biri değilim ki. Sen beni niye bu kadar seviyorsun? Bu sorunun ikinci bir alt mesajı vardır. Beni bu kadar seviyorsan sen de değerli değilsin. Kesinlikle. Yani değil mi? Yani aslında bunlar bu kadar karşılaştığımız günlük hayatta ama hani aslında güzel bir şey söyleniyormuş gibi hissettiğimiz. Evet, kesin sende de bir kusur vardır beni sevdiğine göre. Aynen öyle. Yani insanlar kendilerini değersiz gördükleri için ve yetersiz gördükleri için sen beni seviyorsan sen de kusurlu ve yetersizsin diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Bu çok ciddi bir girdap. Çünkü bir taraftan gerçekten sevgiyi arayan ve bunun için koşturan biri ama diğer taraftan sevgiyi bulduğunda hayır bu benim tanıdığım bir alan değil. Bu alanı ben tanımıyorum. Beni özüme gönder. Yani bana kötü davran. Beni sayma, dinleme. Çünkü ben buna alışkın değilim denilen bir alanın içerisinde mutlu oluyor. Yani aslında onu severek onun kaygılarını artırıyorsunuz. Onu bir tutarsızlığa itiyorsunuz. Onun bir tutarlılığa ihtiyacı var. Yani onun değersiz görülmeye ihtiyacı var. Mesela bazı ilişkilerde şunu görürsünüz. Elde edince hemen kaçtı, uzaklaştı. Aslında o size elde etmedi. Siz ona sevginizi gösterdiniz. Ve bu sevgiyi gösterme onun için beklediğinden çok fazla. Dolayısıyla yapacağımız şey nedir arkadaşlar? Yani bu değersizlik konusu dediğimiz zaman hakikaten bizi ikili ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde girdapa düşüren ve hatta çok çok zorlandığımız, bazen partnerimize nasıl davranacağımızı bilmediğimiz ya da ona o kadar kötü davranıyorum, kötü davrandığımda bana çok iyi davranıyor, ne zaman bir iyi davransam hemen tepeme çıkıyor dediğimiz diyalogların içinde kendimizi buluyoruz. Burada farkında olmamız gereken şey bu kişilerin değersizlik duygusunun farkında olmak ve bunu iyileştirmek üzere bazı diyaloglar, konuşmalar ve profesyonel destek üzerinde onlara yardımcı olmaya çalışmamız gerekiyor. Aslında kendin için ne düşünüyorsan
kendine benzeyen için de aynı şeyi düşünmeye başlıyorsun. Değersizlik hissi de böyledir. Kendisini koşulsuz kabul edemediği için kendisini koşulsuz kabul eden birini anlamakta güçlük çeker değersizlik hissi yaşayanlar. Kendisini sürekli içten içe eleştiren, yetersiz hissettiren ve insanlarla sürekli bir rekabet halinde olup onları elde ettiğinde kaçan birini düşünün. Bu insan her zaman onları elde etmek için uğraşır. Bu elde etme süreci aslında bir şekilde onlara itaat etme, onların istediklerine göre adapte olma ve onları kazanma sürecidir. Ama kazandıkları zaman da kaçarlar. Bu insanlara şunu söyleyebiliriz aslında. Bir şekilde insanı öğüten değirmen gibidirler. Verdikleri değerin karşılığında değer gördüklerinde onları maalesef uzaklaşarak cezalandırırlar. Yüksek haklılık ve üstünlük görüntüsünü kendi içindeki düşük benlik saygısını kamufle etmek için kullanır. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Bir şekilde bir yarışın içindesiniz ve bu yarışta her zaman insanların sizden daha değerli ve daha güçlü, daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama içten içe verdiğiniz bu savaştan yorgun çıkıyorsunuz. Emeğini hak etmeyen ve verdiği karşılığı almayan kişilere itaatkar ve onlara karşı bütün vericiliğiyle, özverisiyle yaklaşırken onu aslında değer veren, ona yaklaşan, onu anlayan insanları kendi gibi görüp maalesef uzaklaşmayı tercih ediyorlar. Esasen bu değersizlik hissini yaşayan kişiler aldığı iltifat ve beğenilme duygularını değerden ayırt ederlerse çok ciddi bir değişim yaşayacaklarının da farkına varmalıdırlar. Çünkü beğenilmek içgüdüsü ve insanların onları değerli görmesi duygusu maalesef onlara vermemeleri gereken tavizler verdirir. Ve günün sonunda da değersizlik, yetersizlik hissinin yanında suçluluk duygusu da baskınlık gösterir. Peki Sevde, değersizlik hissi yaşayan biri neler yapmalıdır? Kimse kendisine değersizim demez ya da bu hissi taşıyorum demez ya da farkında olamaz. Ama başından beri anlattığım bütün özellikler aslında bunlar bende var ya da evet ben de böyle hissediyorum dediğiniz noktada üzerine durulması gereken önemli değerler olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bu detayları teşhis etmek bunları değiştirme inayetinde bize verecek. Dolayısıyla birinci adımla başlayalım arkadaşlar. Kendinizi, öz çevrenizi, ailenizi, akrabanızı, statünüzü, ekonomik durumunuzu lütfen kabul edin. Bununla başlayacak. Kimse sizi varlıklı olduğunuz için, çok iyi bir eğitim aldığınız için ya da çok iyi bir statüde olduğunuz için sevecekse sevmesin. Sizi olduğunuz gibi seven insanlar etrafınızda olsun ve lütfen bu insanlara odaklanın. Sizi var olan durumunuz ve ailenizle eleştirecek ve kabul etmeyecek kişiler de sizi zaten sevmese de olur. Dolayısıyla bunun ayrımını yaparak başlamak çok önemli bir detay olacak. Herkes tarafından beğenilmek, ilgi görmek dürtüsünden lütfen kurtulun. Hatta bunu yok etmeye çalışın. Çünkü insanlar sizi beğensin, ilgi göstersin diye verdiğiniz tavizler maalesef sizin hayatınızın bedelleri olacak. Bu bedellerden uzak durun. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Daha önce ne dedik? Başarının değil ama başarısızlığın anahtarını size verebilirim. İlişkilerde herkesle iyi geçinmek başarısızlığı getirir. Dolayısıyla herkes bizi sevmesin. Bizi sevmesi gerekenler sevsin ve değer versin yeter. Olan ben ve olması gereken ideal ben arasındaki farkı lütfen kavrayın. Olan sen, var olan sen, yani el sıkışman gereken sensin. Tabii ki değiştirmen gereken, geliştirmen gereken noktalar var. Bunu teşhis etmekte herhangi bir problem yok. Ama ideale takılıp kendinle savaşırsan sadece mutsuz ve depresif bir hayat yaşarsın. Ve kendini yargılamaktan, suçlamaktan hayatın tadına maalesef varamazsın. Size koşullu değer veren insanlara karşı fedakarlıklarınızı azaltın. Gerektiği kadar evet, gerektiği kadar hayırlarla hayatınızı dengede tutun. Sizi sevmeyen ya da size değer vermeyen insanı kazanmak için ısrarla verdiğiniz bu mücadelede maalesef o terazinin dengesi şaşar. Ve sizin hayat denginiz bozulmaması için artık biraz hayırlara, biraz kendi değerimizi bilmeye ve kendimizi merkeze almaya özen göstereceğiz. Bir diğer madde, insanları tanıdığımız zaman direkt onlara 100 puan vermeyeceğiz ya da 0 puanla da başlamayacağız. Biraz zaman vereceğiz, gözlemleyeceğiz ve sonrasında bakacağız ki bu insan gerçekten verdiğim bu değeri hak eder ve bana gerçekten de değer verir. Sonrasında tanıdıkça ve gözlemledikçe bu sonuca varacağız.
Gerektiğinde hata yaptığınızda özür dilemeyi de kabullenin, bunu sıklaştırın. Çünkü özür dilediğiniz zaman değerinizden ya da kendinizden bir şey kaybetmiş olmayacaksınız. Daha erdemli ve karşınızdakine değer verdiğinizi gösteren bir şekilde yaklaşmış olacaksınız. İnsan değeri doğuştan gelir ve doğuştan gelen değer de başkasıyla daha da değerleştirilemez. Bu ne demek? Siz zaten değerlisiniz ve daha da değerli olmak için başkalarının verdiği değere ihtiyacınız yok. İnsanların gözünde değerli olmaya çalışmaktansa kendiniz için saygın olursanız zaten değerli ve yeterli bir hayat yaşayacağınıza eminim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, sorularınızı ve yorumlarınızı da bana iletmeyi lütfen unutmayın. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.